Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Bugün gördüğünüz gibi patlıcan kebabının tarifini vereceğim size. Çok basit, çok hafif ve aynı zamanda lezzetli olan bu yemeği mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Yapılış aşamasındayız. Şimdi gördüğünüz üzere patlıcanlarımız var. Patlıcan kebabı için biliyorsunuz patlıcan seçimi çok önemli. Böyle kebaplık olan patlıcanlardan tercih ediyoruz. Bu patlıcanlar Birecik, Urfa'nın ilçesi olan Birecik yöresine ait Birecik patlıcanı deniliyor. Kebap, patlıcan kebabı için kullanılıyor. Tohumsuz ve kesinlikle acı olmuyor bu patlıcanlar. Bunu eğer bulabilirseniz marketlerde bu patlıcanlardan almanızı tavsiye ediyorum. Yani bu şekilde ince uzun seçerseniz, ben ince uzunu seviyorum ama kalın olanlar da var tabii, size kalmış bir şey. Gördüğünüz gibi domatesimiz var, biberimiz var ve ben yağız kıymamız var tabii ki. Ben yağsız kıyma, dana kıyma kullanıyorum. Gördüğünüz üzere çok az yağı var ya da yok denilecek kadar. Bunun hepsini kullanmayacağım tabii. Burada yaklaşık 700 gram var. Ben çok fazla et tercih etmediğim için bunun belki çeyreğine kadar kullanmayacağım. Şimdi patlıcanlarımızı doğramakla başlamak istiyorum. Önce başlarını kesiyoruz güzelce. Benim patlıcanlar biraz soldular beklemekten sıcakta. Şöyle şurasını da alalım. Dikdörtgen kesiyoruz patlıcanlarımızı. Ardından patlıcanlarımızı kestikten sonra biberleri keseceğim. Domatesleri hazırlayacağım. Onları en üstüne, en son dökeceğim. Şu anda patlıcanlarımı kestikten sonra da kıymamı yoğuracağım. Tuz, karabiber. İsterseniz toz biber katabilirsiniz. Salça katabilirsiniz. Aslında bu Gaziantep yöresinde patlıcan kebabını şeyle yapıyorlar. Böyle çok yağlı kıymayla yapıyorlar. Tuz ve karabiber koyuyorlar. Ama ben biraz etin tadını değiştirmek için kıymanın harcına salça katacağım. Karabiber katacağım. Tuz katmıyorum. Salçanın tuzu yeterli geliyor. İsteyen daha sonra yemeğine katabilir. Yani çok küçük kesmeyeceğiz bu şekilde. Dikdörtgen olarak. Bunu mangalda da yapabilirsiniz. Şişlere takarak da. O da ayrı bir lezzet doğrusu. Çok güzel oluyor mangalda. Şişe takıyorsunuz. Kıyma ve patlıcanları sıralıyorsunuz. Ardından pişen kebapları, patlıcanları sırasıyla tepsiye çekiyorsunuz. Kapak örtüyorsunuz mangalda. Ve biraz o şekilde terlemesini sağlıyorsunuz. O da çok ayrı bir lezzet oluyor arkadaşlar. Yani o şekilde de yapmanızı tavsiye edebilirim. Ama ben bugün mangal kullanamayacağım için fırında yapacağım. Tepsimize, görmüş olduğunuz tepsimize dizeceğim. Biberleri gördüğünüz gibi kesiyorum. Damarlarını ve tohumlarını alıyorum. Çünkü bu pek hoş olmuyor ama dilerseniz bu şekilde de pişirebilirsiniz. Böyle de yemesi daha kolay ve pratik oluyor. Hem acı olmuyor o kadar. Bakın şu şekilde hazırladım. Ardından domateslerimizi hazırladım. Bu yeterli. Şu şekilde ortadan ikiye bölüp tekrar böldüm. Ve şu baş olan sert kısmını da çıkarıyoruz. Kabuklu olarak pişiyor. Çünkü kabuk onun sulanmasını engelliyor. Evet, bu şekilde. Biberlerimiz de, şu biberi de yaparsam yeterli. Şimdi de kıyma yoğurma aşamasına geçeceğim. Güzel de piştikten sonra çok güzel bir öğün oluyor. Çok hafif oluyor. En azından yağda kızartılmıyor, yani fırında pişiyor.
Güzel cürüm ekmekle, lavaş ekmeğiyle güzel cürüm yapılıyor. Evet, şimdi kıyma bölümünü şey yapalım, hazırlayalım kıymamızı. Gördüğünüz üzere hepsini kullanmadım. Yaklaşık bir kaşık kadar biber salçamız var. Acı ve tatlı toz biber salçası karışımı. Gördüğünüz kadar da karabiber. Ardından bunu güzelce bir yoğuruyorum. Bunu yoğurduktan sonra da tepsiye sıralayacağız güzelce. Salçamızın iyice karıştığından emin olalım. Şayet salçamın tuzu az olsaydı buna tuz da ilave ederdim ama salçanın tuzu zaten çok fazla, tuzlu da tüketmemeye çalışıyoruz. Sağlığımız için, sağlığımızı da korumamız gerekiyor. Az kaldı. Bakın ne güzel bir renk aldı. Çok güzel. Ama eğer tabii ki yağlı kıymadan hoşlanıyorsanız, yağlı, bunun aslı yağlı bir kıymadır. Koyun kıyması. Ben dana kullandım. Genellikle ben dana eti kullanıyorum yemeklerde, kıymalarda. Evet, bu güzelce karıştı, yoğruldu. Şu anda tepsiye sıralanmaya hazır arkadaşlar. Evet, bu kadar yoğurmamız yeterli. Şunu da şöyle. Evet, şimdi tepsimizi aldık. Büyük boy tepsimizi, patlıcanımızı alıyoruz. Bir miktar kıymamızı aldıktan sonra elimizde böyle hafif et köftesi yapar gibi toparlıyoruz ve şu şekilde yeterli. Elimizi sulandırsak olur aslında ama ben sulandırmıyorum. Daha sonra tepsinin üzerine su dökeceğim zaten suyla pişmesi için. Evet, bakın bu kadar kıyma yeterli. Daha çok kıyma seviyorsanız çoğaltabilirsiniz tabii ki. Şöyle güzel güzel tepsimize sıralıyoruz. Bu işlemi patlıcanlar bitinceye kadar devam ediyoruz. Bakın ne güzel patlıcanlar görüyorsunuz. İçinde tohum yok, acılık yok. Yeşillik olsa patlıcanlarımız acı olurdu ama bu şekilde çok güzel patlıcanlarımız. Hazır şu anda yemeğimiz, fırına verilmeye hazır. Ardından biraz bunu sulayacağız ve fırında yaklaşık 1 saat kadar odun ateşinde pişecek.